Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine hem de bu çerçevedeki taahhütlerine bağlı kaldığını vurguladı. Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi hususlardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci Avrupa Birliği ile birlikte yürütürsek çok daha memnun kalırız. Aksi takdirde biz kendi vatandaşlarımız için en iyisi, en hayırlısı, en faydalısı neyse onu yapmayı zaten sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması için kürsüdeydi. Rusya ile Ukrayna arasında Donbas krizi derinleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Türkiye ziyaretini hatırlattı. Türkiye ve Ukrayna arasındaki iyi ilişkilerin bölge açısından önemine değindi. Karadeniz'in iki yakasındaki Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın bu iki ülke yanında bölgenin barışı ve huzuru içinde önemli olduğuna inanıyoruz. Kabine toplantısında istihdama yönelik değerlendirmeler de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a verdiği talimatı anlattı. Bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde vesaire oralardaki bütün işverenlerle çok daha yakın, sıcak irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra değil, üniversiteyi bitirmeden staj döneminden başlamak üzere istihdamının sağlanmasını kendilerine talimat olarak verdik. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8.121 kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.